Türkiye yeni füzesiyle hedef uçağı böyle düşürdü. Füzenin başarılı atışı ise şimdiden Amerika'yı rahatsız edecek gibi duruyor. Yeni bir savunma raporuyla birlikteyiz. Türkiye'nin savunma sanayiinde elde ettiği bir başka büyük başarıyı sizlere gururla duyurmak istiyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102. yıl dönümünde, Türkiye yerli ve milli savunma sanayiinde önemli bir adım atarak, ilk yerli ve milli havadan havaya görüş ötesi füzesi Gökdoğan'ın atış testini başarıyla tamamladı. TÜBİTAK Savunma Sanayi Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü tarafından geliştirilen bu füze, Türk Hava Kuvvetleri ile ortak yürütülen bir yetenek gösterimi kapsamında gerçekleştirilen testte, hedef uçağı tam isabetle vurarak etkisiz hale getirdi. Bu başarılı test atışının müjdesini, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. Gökdoğan'ın bu başarısı ile, Türkiye havadan havaya füze teknolojisinde Amerika'ya olan bağlılığını da ortadan kaldıracak. Yakın zamanda bu minvalde yeni bir füze anlaşması da yapılmıştı. Göktuğ projesinin seri üretime girmesiyle birlikte Türkiye daha etkili bir hava gücüne ulaşacak. Orta menzilli ve aktif radar güdümlü bir füze olarak geliştirilen Gökdoğan, ilk aşamada 65 artı kilometre menzile sahipti. Ancak yapılan geliştirmeler sonucunda menzili 100 kilometrenin üzerine çıkarıldı. Güvenlik gerekçesiyle tam menzili açıklanmasa da bu, Gökdoğan'ın düşman uçaklarını çok daha uzaktan tespit edip etkisiz hale getirebileceği anlamına geliyor. Bu füzenin başarısı, Türkiye'nin hava savunma stratejisinde yeni bir dönemin kapılarını aralıyor. Türkiye, özellikle F-35 projesinden çıkarılmasının ardından, modernize edilmiş F-16'lar ile bu yerli füzeleri kullanarak hava savunma kapasitesini önemli ölçüde artıracak. Gökdoğan'ın aynı aileden olan Bozdoğan füzesi ise kısa menzilli bir havadan havaya füze olarak dikkat çekiyor. Bu füze, ABD yapımı AIM-9 Sidewinder füzelerinin yerini alması amacıyla geliştirildi. Bozdoğan, katı yakıt motoru ve gelişmiş elektro-optik termal tarama sistemiyle donatılmış olup, menzili 25-35 kilometre arasında değişiyor. Bu füzelerin yıl sonuna kadar envantere alınması bekleniyor ve bu, Türkiye'nin savunma kapasitesini daha da güçlendirecek. Türkiye, bu füzeleri envantere alarak, artık savunma stratejilerinde dışa bağımlılığı en aza indirgeyebilecek ve kendi savunma sanayi ürünleriyle ulusal güvenliğini daha da pekiştirebilecek. Gökdoğan-Bozdoğan füzelerinin bu başarısı, Türkiye'nin savunma sanayi alanında dünya çapında rekabet edebilecek bir güce sahip olduğunu bir kez daha kanıtlıyor. Türkiye yeni füzesiyle hedef uçağı böyle düşürdü. Füzenin başarılı atışı ise şimdiden Amerika'yı rahatsız edecek gibi duruyor.